bulduk diyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Aramıza hoş geldiniz. Kolay gelsin, hayırlı olsun. Antalya İl Başkanımız, Antalya Milletvekillerimiz buradalar. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi bundan sonra Antalya'da da meclis grubunda da daha güçlü. Bir kez daha hem Sayın Aykut Kaya'ya hem Sayın Murat Karaman'a, partimize ve baba ocağına hoş geldiniz diyorum. Bugünlerde açık siyaset yapıyoruz. Dün televizyonlarda bir iki konu konuşuldu. Mecliste bir iki gündem oldu. Partimize katılımlarla ilgili. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi ile kavga etmek istiyor olabilir. Geçmişte de oldu. Biz eski dostu hiç düşman bilmedik. Bilmeyiz. Seçim döneminden hemen önce, hemen sonra İYİ Parti'den CHP'ye katılmak isteyenler oldu. Sayın Genel Başkan, ismini de verebileceğim, halen milletvekili, önceki dönem yönetici arkadaşları, hem Sayın Meral Akşener'in seçim üstü böyle bir şey olmazsa iyi olur dediler. Aylarca bekledik. Biz aylarca bekledik ama şöyle şeyleri de yaşadık. Bunları da konuşmak gerekiyorsa söylemek lazım. Örneğin bizden adaylaşamayan bütün belediye başkanlarına listelerde yer verildi. Kanuna da aykırıydı. Pek çoğunu YSK düşürdü. Bir kısmı da aday oldular. Biz Bilecik Belediye Başkanımızı Melek Mızrak Subaşı'yı ittifakla seçmiştik. Bilecik'te seçimi ittifakla kazanmıştık. Seçime 1,5 ay kala AK Parti ile birlikte Melek Mızrak Subaşı düştü. Onu Bilecikliler yeniden bu sefer tam bir mütabakatla ve çok yüksek bir oyla seçtiler. Seçim sonrası ilçe seçim kurullarında itirazlarımızda AK Parti ile MHP ile birlikte oylar kullanıldı. Hepsini aynı diyalog kanallarından söyledik, sustuk, bekledik. Bugün partimizin çağrısıyla, iki evladının talebiyle arkadaşlarımızla görüşen, son çayını benimle birlikte içen, Atatürkçü cumhuriyetçi birisi partimize katılıyor diye, baba ocağına dönüyor diye CHP ile kavga etmeye çalışanlar, ismimizi zikrederek tuhaf sözler söyleyenlere şunu söyleyeyim. Ben iktidar dışında, iktidar sorumluluğunu taşıyanlar dışında kimseye muhalefet etmem. Siz istiyorsanız diye de sizinle kavga da etmem. Bunu böyle bilin. Grup başkan vekillerim, bir tane mevkidaşınız da çıkmış ileri geri konuşuyor. Ona şunu hatırlatın. O ileri geri konuşmaları seçimden önce de yaptı. Büyük şehre aday oldu. Bir muhtar kadar oy aldı memleketinden. Bir muhtar kadar oy aldı. Memleketinden muhtar kadar oy alıp ondan sonra büyük büyük laflar edip halen daha nezaket sınırlarını aşmasın. Ama eğer aşacak olursa da bizim ona tüketecek nefesimiz yok. Seçim öncesi olduğu gibi seçimden sonra da bizim yönümüz, bütün gücümüz iktidarı eleştirmek ve Türkiye'de bu iktidarı değiştirmek üzeredir. Böyle bilsinler. Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar seçimlerde adayları vardı. 3 seçimde iddia koyduk. Bu 3 seçimde iddia koyduğumuz 3 seçimden Kırklareli büyük karıştıranı Ertuğrul Çamlıca'yla, atom karınca diyorum ben kendisine, ve Kayseri Pınarbaşı'nı Deniz Yağan'la kazandık. Ve bir şey daha görülmüş oldu. Siz
ne yaparsanız yapın, İstanbul'da Ekrem Başkan'ın kazandığı ilk zaferi kabul etmeyip gidip seçimi yenilediğinizde de, Pınarbaşı'nda da ister zorbalık yapın, herkesin gözü önünde oldu, hakimlere hakaretler, tehditler, fiziki müdahaleler ve orada adeta terör estirmeler, baskıyla seçimi iptal etmeler. Kime soracağız? Tabii ki Pınarbaşı'na soracağız. Pınarbaşı ne dedi? Zorbalığa başkanımı yedirmem dedi. Yolun açık olsun başkanım. Şu kadarını söyleyeyim. Elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi için kritik önemdeki bir yer. Şundan bütün Milliyetçi Hareket Partililer emin olsun. Alparslan Türkeş'in memleketini CHP kazandı diye bizim MHP'lilere bir hürmetsizliğimiz olmaz. Alparslan Türkeş'e saygı duyan ve onun memleketinde olan herkes bilsin ki sizin hukukunuz önce bana, sonra da Deniz Yağan'a emanettir. Hiçbir saygısızlık, hiçbir eksiklik olmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi siyasette gerilimden beslenen bir parti değildir. Kim olursa olsun, eski dosttan düşman olmaz, siyasi rakipleri düşman bilmeyiz. Kaba kuvvete sarılmayız, demokrasiden ayrılmayız ama birileri mevcudiyetini koruyacak diye CHP ile çatışmak istiyorlarsa, adı kim olursa olsun asla o çatışmanın parçası olmayız. Sayın Devlet Bahçeli.